Allah ya, uf. Dur yardım edeyim. Hepsi bu kadar herhalde. Evet evet, kalmadı. Zümrüt. Bana hala bir cevap vermedin. Kendini mecbur hissetme. Hazır olduğun zaman söylersin cevabı. Şey, geç kaldık, lokantaya gidelim mi hadi? Hem daha yengemin istediği Ankara simitlerini alacağız. Emniyet kemerini takmamışsın. Takacağım. Hatırlatmak istedim sadece. Neden bu kadar inatçısın? Baban konusunda da öyle. Of, bir şey yapmam lazım. Metin Hoca'nın Kudret amcayı görmesi lazım mutlaka. Ne oldu ona şimdi? Ne oldu? Arıza yaptı. Bozuldu mu? Öyle görünüyor. Ne olacak şimdi peki? Halledeceğim ben. Sen kal. Üşütme. Biraz uzun sürebilir. Şurada bir kafe var. Sen oraya geç. Hava çok soğuk. Gerek yok. İyiyim böyle. Sen bilirsin. Arabadan çıkma. Üşütürsün. Baba! Baba! Baba bir dur! Ne var? Baba, paran herkesin içinde. Senden olanı, beni, senin oğlunu alaşağı ediyor. Sen ağzını açıp tek kelime etmiyorsun. O masada ele güne karşı beni savunmuyorsun baba. Sen benden hesap mı soruyorsun? Sen kimsin de, sen kimsin de babana hesap soruyorsun? Adam olaydın da her şeyi eline yüzüne bulaştırmayaydın. Senin beceriksizliğin yüzünden bunlar. Baba bak. Kes be kes. Bir defa da bir işi becer ya. Bir defa şu göğsümü kabart benim, bir defa, bir defa. Yok, anca baba yardım et diye yanıma geliyorsun. Başka da bir numaran yok. Bir kere de arkamda dur be baba. Bir kere.
Olmuyor mu? Olacak. Sen arabaya geç. Titriyorsun, arabaya geç. İyiyim, sıkıldım oturmaktan. İnadın yüzünden başımıza iş açma. Sağ ol. Neden yol yardımı çağırmıyorsun ki? Olmaz. Gelmesi en az 2 saat. Bence o yüzden değil. Kimseden yardım almadan kendini halletmek istediğin için. Yanlış saptama. Değil. Birinden yardım istemeyi zayıflık gibi görüyorsun. Daha önce defalarca şahit oldum buna. Ben böyle alıştım. Tek başıma yaparım her şeyi. Mecbur değilsin ama buna. Birinden yardım istemek seni eksik, yetersiz biri olarak göstermez ki. Ben kimseye minnet etmem. Minnet etmek de değil bu. Bağ kurmak. İnsanlardan yardım isteyince eksilmiyorsun. Tam tersi. Çoğalıyorsun. Arandaki bağ güçleniyor. Ama anlıyorum seni. Böyle öğretilmiş sana. Gencecik yaşta bir aşiret ağası olarak büyük bir yük konmuş omuzlarına. Her şeyi senin halletmen beklenmiş. Halletmişsin de. Ama mecbur değilsin bu kadarına. Her zaman her şeye yetişemezsin. Her şeyi tek başına halledemezsin. Yardım ettiğin kadar yardım da isteyebilirsin. Bunda kötü bir şey yok. Mesela babam. Metin Hoca'ya gittim diye kızmanın sebebi de bu değil mi? Başka birinden yardım kabul etmek sana zor geliyor çünkü. Tamam, beni çözdün. Kimseden yardım kabul etmeyen kibirli adamın tekiyim ben. Ama sen? Sen nasıl birisin? Senden yardım istenmediği halde her şeye karışmanın, burnunu sokmanın sebebi ne? İnsanların alanına bu şekilde izinsiz girmenin sebebi ne? Ben doğru olanı yapmaya çalışıyorum sadece. Babanın iyileşmesi için. Bunda ne kötülük var? Sen benim babamı benden daha mı çok düşündüğünü ima ediyorsun bana? Hayır, tabii ki de. Bu mümkün değil. Ama sadece bir ihtimal var diyorum. Metin Hoca baban için bir şans, bir ihtimal olabilir. Ben ihtimallere inanmam. Aklıma inanırım. Ve sırf sen söyledin diye de hiç tanımadığım, adını sanını bilmediğim bir adama babamı emanet edecek değilim. Keşke bazen de şuraya inansam. Her şeyi aklınla çözemezsin. Bazen kalbinin de sesini dinlemeli insan. O kediyi kurtarmak için durduğunda kalbin konuştu. Ve onun için iyi bir şey yaptın. Hayatını kurtardın. Keşke şimdi de aynısını yapabilsen. Halloldu, gidebiliriz. Bin arabaya.